Efendim yepyeni bir haftadan daha yepyeni bir programla hepinize merhabalar. Kaldığımız yerden yine araç incelemelerine devam ediyoruz. Bugün yanımda Audi'nin Q5'i var. 2011 model Audi Q5 2.0 TDI Quattro 4 çeker aracı var. İkinci ellere biraz daha devam ediyoruz. En son biraz sıfır ağırlıklı gitmiştik. Biraz da ikinci ele yönelelim. Ama ikinci el deyip geçmemek lazım. Bugün yanımdaki aracın fiyatıyla aslında birçok sıfır aracı elde edebiliyoruz. Premium bir araç, lüks bir araç. Hadi şimdi bunu incelemeye başlayalım. Audi rakiplerle dolu bu SUV piyasasında biraz geç girdi açıkçası. İlk başta 2005 yılında Audi Q7'yi üreterek başladı. Alman tankı deniyordu o araba için. Gerçekten de o arabaya baktığımız zaman bunun gibi de değil. Aşırı büyüklük, aşırı genişlik, her anlamda çok büyük bir araba. Şimdi o üretildi, 2006 yılları gibi de Türkiye'ye geldi. Genelde 3000 motor olarak üretildi, 3000 motor dizel olarak üretildi. Ancak ülkemizde Audi Q7'nin büyüklüğü, yakıtı ve vergileri kaldırılamadı bir nevi. Hala çok tercih edilen bir araba, hala binilen bir araba. Q7'ye de biniliyor ancak Audi ondan sonrasında bir karar vermiş olacak ki ülkemiz ve bizim ülkemiz gibi olan ülkeler için Audi'nin Q7'nin biraz daha küçültülmüş hali Q5'i üretme kararı aldı. Bunu da 2008 yılında aldı bu kararı. 2008 yılında Q5 üretilmeye başladı ve ülkemize gelen ilk Audi Q5 de 2009 yılında giriş yaptı. Şöyle bir motorumuza da bakmak istediğimiz zaman aracımızın üzerinde 2.0 TDI motor var. Klasik Q5'lerde görebileceğimiz en yaygın motor bu. Şimdi bu aracın yurt dışından ithal olarak gelenlerinde çok nadiren Türkiye'de de rastlanan 3000 motorları var ve performansları da mükemmel oluyor tabii ki. Şimdi aracın yapısına baktığımız zaman SUV tipi ağır bir araç. Bu araca 2000 motor yeter mi diye bir şüpheye düştüğünüz zaman tabii ki de yetiyor da. Hani o performans zevkini, hazzını tam olarak verebiliyor mu şüpheleri var. Bunlara biraz yolda değineceğiz. Şimdi bu elimin altındaki Audi motoru 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motor. 350 Nm tork üretebiliyor totalde ve 170 beygir gücüne sahip. Onun dışında ben burada ön kaputa baktığım zaman iyi sert bir malzemede, cinsini kestiremeyeceğim bir metal ama bilemeyeceğim yani. Kule gergisi dediğimiz olay var. Buraya güzelce montelenmiş böyle kanat gibi arabayı sağlı sollu önlü arkalı tutuyor. Bu da büyük ihtimal arabanın sağlamlığını bir kaza anında, bir darbe anında dağılmamasını sağlayacak parçalardan birisi diyelim. Motor kapağımızı indirelim. Şimdi aracın genel çerçevesine baktığımız zaman Audi'nin çok yenilik seven bir marka olduğunu söylemek şaşırtıcı olacak. Öyle bir marka değil. Yıllardır ürettiği tasarımı hala sürdürme peşinde. Öyle hep bir yeniliğe gitmiyor. Yani bir Mercedes gibi değil. Mercedes'i daha önceki programlarımızda da çektik mesela. Bir üretim yılında çok keskin bir şekil belirlemişse araç için, diğer üretim yıllarında biraz daha mesela formu yuvarlatıyor. Bambaşka bir araba yapıyor kasa olarak. Ama Audi'de bunu göremiyoruz. 2009 yılında dedik Türkiye'de var. 2009 yılından beri 2013'te minicik bir makyaj gördü, belli belirsiz. Ondan sonrasında hep bu şekilde devam etti. Yani bu aracın yeni mi eski mi olduğunu kestirmek çok zor. Öyle aman aman bir yeniliğe gitmiyor. 2017 yılında artık yeni kasaları var. Onda da ne yapıldı? Araç formu bana sorarsanız yine aynı kalmakla beraber işte farları biraz daha keskinleştirildi şu kısımlar. Arabaya biraz daha hoş bir görüntü kazandırıldı. Ama aman aman öyle yüksek bir değişiklik oldu mu? Tabii ki olmadı. Halen devam ediyor. Şöyle ön tarafa ilk baktığımızda farları incelemek gerekirse burada bir xenon far dediğimiz far çeşitleri var. 2013 yılında araba makyajlanırken de dedim ya çok bir değişiklik olmadı diye. Şurası LED hale getirildi. Yine gündüz aydınlatmalarını bu şekilde görüyorum. Altta da bir sisim var.
Şurası herhalde farikama opsiyonel olarak sağlayabildiğimiz bir özellik. Farikamanın burada açılan kısmı var. Yine ön tarafta sensörler var. Şimdi opsiyon demişken Audi'de paket olayı çok yok. Özellikle Q'larda hiç yok. Yani araç alacağım dediğiniz zaman öyle konfor mu alayım, avantgard mı alayım gibi böyle bir kıyaslamalar zaten yok. Hani diğer araç markalarda olduğu gibi. Eğer Q'yu alıyorsanız bayiye gittiğiniz zaman tek tip bir araç var. Mesela bu araç Quattro. 4 çeker standart alıyorsunuz aracı. Oradan opsiyonel özellik seçmeniz gerekiyor. Yani ne kadar seçebileceğiniz sizin elinizde. Ya cam tavan istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İşte elektrikli bagaj istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bu tercihlere göre kendiniz arabanızı şekillendiriyorsunuz. Araba hazırlanıp size teslim ediliyor. Hal böyle olunca da ne kadar ekmek o kadar köfte hesabına yine tekrar geri dönüyor. Yani boş dolu çok kıyaslaması yapılamıyor. Ama genelde kullanıcılar cam tavanı gördüğü zaman araca dolu diyebiliyorlar. Bir hayli meblağı yüksek olduğu için diyelim yan tarafa geçelim. Şöyle yan tarafına geçtiğimiz zaman ilk dikkatimizi çekenler tavandaki krom çıtalar. Arabayı daha gösterişli gösteriyor. Yan tarafta değinmemiz gereken lastikler olabilir. Lastikleri 235'e 65, 17 inç boyutunda. Şimdi 17 inç ben bu arabaya tam yakıştıramıyorum. Biraz daha büyük bir araç, biraz daha büyük bir jant belki tercih edilebilirdi. Yani en azından 18 veya hani 19 da çok büyük olabilirdi. Onun dışında yanakları geniş araç lastiğinin. Bu da tabii ki 4 çeker olması, işte SUV olması yol tutuş konusunda biraz daha farklılık yaratacaktır. Bir de bagaja göz atalım. Yine arka tarafına geçtiğimizde de Audi'den alışık olduğumuz bu hani kendini yenilememe, değiştirmeme örneklerinden biri. Yani şu arkayı nerede görseniz Q5 olduğunu anlarsınız. Hatta Q7 de zannedebilirsiniz. Q3 de benzer formları sürekli kullanıyor. 2013 yılında da mesela arka tarafa küçük bir makyaj geldi. Ama bu klasik Q5 arkasıdır. Audi'de olduğu gibi. 2013'te makyaj dedim. Şuraları ledleştirildi diye biliyorum. Açtığım zaman bagajımı bu araçlarda dediğim gibi opsiyon olarak mesela elektrikli bagaj özelliğini de sağlayabiliyorsunuz. Arkaya geldiğim zaman bagajım geniş. Gayet geniş bir bagaj alanım var. Yükleme alanım var. Bagajın yanında koltukları direkt indirebileceğim bir tuşla düğmeler mevcut. Bunları çektiğim zaman şu şekilde koltuklar öne doğru iniyor. Bagaj alanı bir hayli daha genişliyor. Yine burada sarı ışıklar kullanılmış. Tabii yılına uygun görmek lazım sarı ışığı. Alt bu kısımda bir fren var. Hani bagajın büyüklüğünden dolayı eğer mini eşyalar koyarsak da savrulmasın diye güzel düşünülmüş bir özellik. Altını kaldırdığım zaman da yine burada da yedek lastiğin ve geniş bir alt haznemin daha olduğunu görüyorum. Yine 12 voltluk bir çıkışım da mevcut. Bagaj konusunda değinebileceklerimiz de bu kadar. Şuraya gizli bir şey yerleştirmişler. Dikkatimi çekti. Bakmak istiyorum. Buraya da minicik bir reflektör yerleştirilmiş. Sadece çevirmesi hoşuma gittiği için bunu da burada denedim. Şimdi bir de arkadaki yaşam alanına madem bakalım aile arabası geniş araba ya bir de arkadaki yaşam alanına bakalım. Şöyle kapısını açtığım zaman Audi kapısı olarak insana haz veren bir yapısı var. İçi dolu. Bunu kendine hissettiriyor. Biraz da sert kapattım. Şimdi arkanın yaşam alanına ilk bindiğimiz zaman şöyle başlayayım. Estetik olarak başlayayım. Bindiğiniz zaman özellikle cam tavanın bu devasa cam tavanın arkaya kadar uzanması arabayı daha bir ferah hale getiriyor arkada oturanlar için. Yani görüntü olarak öyle. Deri koltuklar cabası diyeyim bu rahatlık yönünden. Ha, genişlik yönünden aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi tabii benim uzun olmamın da etkisi var. Ona göre kıyas almanızı da istemiyorum aslında. 1,92 boyum var ve arkaya hemen hemen ancak sığabildim. Önümde de ben zar zor oturuyorum. Yani arkalı önlü şu anda ben oturuyorum. Neredeyse işte bir parmak ya var ya yok civarında. O kadar da geniş olmayan bir yapısı var aslında. Şimdi baş mesafesine baktığım zaman da o da bir parmak, hadi iki parmak ya var ya yok. Cam tavandan açılan alandan belki biraz daha rahat edebilirim. Ortada şöyle bir kolçağımız var. Klasik. Bunu hemen kaldırdım. Deri koltuk olması ayrıyeten bir güzellik. Bu da opsiyonel bir özellik aslında zaten deri koltuk olması da. Şimdi ortada gayet geniş bir şaft tüneli var. Yani arabanın arkası aslında biraz spor gibi. İki kişi düşünülmüş. Şöyle koltukların yapısına baktığımız zaman da üçüncüye zaten yer bırakılmamış burada. Neredeyse 4 kişilik bir araç denebilir. Ortaya havalandırma menfezlerimiz yerleştirilmiş. Yılına göre gayet güzel bir havalandırma menfezleri. Buradan
özelleştirilebilir değil arka taraf için klima, ama çok az bir miktarda sıcaklığı, öndeki sıcaklığı biraz daha yumuşatıp biraz daha sertleştirebiliyorsunuz buradaki sıcaklık ayarıyla. Ama tamamen özelleştirilebilir bir klima değil. Koltuklarımızın arkasında yine şuralarda sert mi yumuşak mı anlayamadığım bir plastik var. Bu diz çıkıntıları düşünülerek tasarlanmış ve arkada yine gri tonda bir filemiz mevcut. Onun dışında arkada değineceğim başka bir şey yok gibi. O zaman hadi geçelim ön tarafa. Evet, şimdi de Audi'nin kompakt SUV aracının içindeyiz. Q5'in içindeyiz. Q5'in içerisinde daha biner binmez Audi'nin o klasikleşmiş zaten kokusunu ve yapısını hissediyorsunuz sonuna kadar. Audi olduğunu araç hissettiriyor. Hemen elimin altında bir direksiyonu var. Çok sportif olmayan dört kollu bir direksiyon. Direksiyonun hafif sert olduğunu belirtmek istiyorum ama bu yumuşak bir sertlik hissettiğim kadarıyla. Yani tekerle kullanırken biraz zorluk çıkaran, tekerle kullanımda biraz daha ağır hissettiren bir direksiyonu var. Ama öyle kötü bir yanında tarafı da yok. Tekerle de zaten araba kullanmayalım, güvenli değil. Şöyle ilk gözüme çarpan detaylara baktığım zaman Audi biliyorsunuz ki bu hayalet gösterge olayını bir benimseyemedi. Yani tabii ki aracın yaşı 2011, yani aracın yaşı 11 yaşında olabilir. Ama o yıllarda da kullanılabiliyordu. Kullanan markalar var. Audi'de zaten böyle pek bir oluşum yok. Yani önümde bir dijital gösterge var ortada. Hızımı görebiliyorum. İşte kalan kilometreyi ve aracımın kilometresini görebiliyorum. Yan taraftaki devir saatim ve hız göstergen klasik bildiğimiz üzere ibreli saatler. Ondan sonra geçtiğim zaman yan tarafta ortada multimedya ekranım var. Multimedya ekranını ben bu Audi'lerde, BMW'lerde hep aynı tarz multimedya ekranını görmekten artık baygınlık geçireceğim. Yani o konularda bir sistemim var. Yani diğer markalar, çok daha ucuz olan markalar bile iyi yapamasalar bile bazen tablet sistemine geçiyorlar. Ne bileyim büyük ekran sistemine geçiyorlar. Bir araçta ekran olması iyidir ya. Böyle düşünüyorum ama özellikle Audi'nin bu turuncu yapılı, hatta hemen şuradan açayım. Ya şu turuncu temalı multimedya sistemini görmekten artık hakikaten sıkıldım. Bu uzun yıllarda kullanıldı. Sadece Q serisinde de değil, A serisinde de böyle devam ediyor bu tip. Diğer serilerde de bu şekilde devam ediyor. Bunun bir geliştirilmesi lazımdı ki zaten yeni kasalarında artık tablet sistemine geçildi diyebilirim. Aracın üstü tamamen yumuşak derimsi malzemeyle kaplanmış. Hemen onun altında ve kollarda gördüğüm diş budak ağacından bu tahta desenler araca ayrıyeten bir premium hissiyatı, bir şıklık kazandırmış. Koltuk yapısına baktığımız zaman koltuklarımız opsiyon olarak sağlanabilen deri koltuklar. Bunların kumaşları da var. Yani özellikle baktığım zaman başlık yapısı, şu yanlardan sana sırt kısmının destekleri, koltuk rahat. O açıdan uzun yolda yormayacak kullanışlı koltuklardan birisi. Gelelim elimin altında hemen vites var. Şanzıman sistemine. Biliyorsunuz şanzıman 7 ileri S-Tronic dediğimiz şanzıman tipi. Çift kavramalı bir şanzıman. Aslında bu bizim bildiğimiz Volkswagen marka araçlarda kullanılan DSG şanzımanın neredeyse birebir aynısı. Önceki programlarımızda da bahsettik. Hep de bahsediyoruz DSG'nin işte sıkıntılı bir şanzıman olduğundan. Yine çok uzatmayacağım DSG'nin sıkıntısı konusunda ama bu araçla ilgili de bir anımız var. Bu araç her ne kadar konforlu, güzel, şık bir araç olsa da bu şanzıman konusu maalesef sıkıntılı bir konu dediğim gibi. Geçen hafta, daha geçen hafta bu aracın şanzıman sisteminde arıza meydana geldi. Ve 25.000 TL tutarında bir masraf oluştu. Yeni yapıldı. Şu an yapılmış şanzımanla birlikte kullanıyorum. Yapılmadan önce bayağı arabanın binimi hoşuma gitmemişti ama yapıldıktan sonra ayrıca bir keyif vermeye başladı. Orijinal haline kavuşması da bu anlamda etkili oldu. Şimdi aracımız 4x4 quattro bir araç. Ama bu demek değil ki bu aracı araziye vurun, tarlaya, bayıra, çayıra gelin gidin. Öyle bir araç değil. Az önceki anlattığım şanzıman sisteminden de kaynaklı olacak ki bu arabayı öyle yerlerde kullanmamız pek mümkün değil. Yani biz bunlara asfalt 4x4'ü diyoruz.
Eğer bu aracı öyle bir durumda kullanmaya kalkarsanız ciddi arızalar vermesi ihtimali artacaktır. Sevmiyor yani. Beni diyor asfaltta sür, ben premium aracım, tarlada ne işim var diyor. Onu da belirtelim. Ayrıca bu 4x4 özelliğinde açıp kapatma gibi bir imkanımız yok. Araç kendisi otomatik olarak şartlara göre ayarlıyor. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Dışarıdan baktığımız zaman büyük bir araç, ağır bir araç. 1700 kilo küsuratı var. Hal böyle olunca yakıt konusunda bizi biraz korkutuyor. Ama korkmaya gerek yok. Dediğim gibi ilk başta da Audi ilk başlarda Q7 üretmişti ve 3000 motor olarak sunuluyordu genelde Türkiye'de. Bunun yakıt tüketimi çok ağır oldu. Hal böyle olunca da işte bu sorunu halledecek bir araç üretildi. Bu da Q5'ti. Q5'in de şimdi 2000 motor seçeneği var. En çok gördüğümüz. Bu araç yakıt tüketimi konusunda gerçekten başarılı bir araç. Tasarruf konusunda. Öyle hayalleri zorlayacak bir yakıtı yok. Hatta uygun denilebilecek bir düzeyde. Aracın şehir dışı verileri 8,2, şehir içi verileri de 5,8 litre civarlarında. İşte ortalamaya vurduğumuz zaman 6,7 litre yapıyor. Bunu da güncel piyasada değerlendirecek olursak aşağı yukarı 50-60 kuruş yakıyor. Yani çok düzenli kullanırsanız 40 kuruşa düşürebiliyorsunuz. Tabii ki hunharca kullanırsanız da yükseltiyorsunuz. Ama şu söylediğim rakamlar bu boyutta bir araç için, premium bir araç için gerçekten çok ideal rakamlar. Bu anlamda hani aracı kullanmak daha da zevkli hale gelir. Hem güzel bir araç hem de yakmıyor. O anlamda başarılı. Şimdi hemen saklama alanlarından bahsetmek istiyorum. Ön kapıların yanındaki saklama alanlarının büyüklüğü gayet yerli yerinde. Yani 1 litre ve daha fazlasını alabilecek gibi gözüküyor. Hemen yukarıda bir tane gözlüklüğüm var. Şurada torpidom var, ışıklandırmalı. İçinde ışığı da var ve içi halı flex kaplanmış. Bu da orta boyutta bir torpido. Kolumun altında da kayar kol dayama var. Bu da çok güzel bir özellik. Yani sabitleri bazen iş görmüyor. Şöyle kaydırabiliyorum. Bunun altında da hatır sayılır ortalama bir saklama alanı var. Burası da halı flex kaplanmış aynı zamanda. Hemen yukarıda cam tavan var. Cam tavana da değinmek istiyorum. Bu arabanın olmazsa olmazlarından belki de. Tabii ki bu da opsiyonel bir özellik. Beni burada şaşırtan cam tavanın kademeleri oldu. İstediğimiz kademede açabiliyoruz. Yanlış olmasın, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 kademe cam tavanı açabileceğimiz aralık var. Ayrıca iki mekanizma şeklinde. Birisi perdeyi açıp kapatmak için, biri de çevirmeli sistem. 7-8 tane kademesi var. Cam tavanın açıklığını ayarlayabildiğiniz. Yani öyle açık ya da kapalı seçeneği değil de 7-8 seçenek olması cidden kullanışlı olmuş burada. Şu şekilde kaydırdığım zaman mesela 1 derece şu an açıyorum. Şöyle de kapatıyorum. Aynı zamanda şu diğer mekanizmayla da perdeyi boylu boyunca kapatıp açma mümkün. Şimdi geldik Audi için bunlar çok önemli değil yani. Saklama alanıymış, malzemeymiş, estetikmiş. Audi asıl teknik anlamda bize kendisini kanıtlayan markalardan biri. Bu anlamda yol tutuşu, konforu dediğimiz zaman, şöyle virajlı bir yolda ben hafiften gaz vermeye başladığım zaman, aslında çok da hafiften değil, şöyle sert bir viraja gireceğim şimdi. Audi'nin yol tutuşunu ölçmek istiyorum. Gayet başarılı. Çok sert girdim viraja. Aşağı yukarı 100 km bölü saat hızıyla girdim. Biraz da tehlikeliydi. Hafif bir kaydırma aldım ama dört şeker olması hemen bu konuyu absorbe etti. Hafif kaydım, kayıyorum derken hemen kendisini toparladı. Bu anlamda ESP sisteminin çalışması da gerçekten o anlamda başarılı. Hemen şu viraja da böyle bir sert girmeyi denediğim zaman önüme araba çıkarsa giremem. Ben de diğer viraja girerim. Şöyle girdiğim zaman, evet, yol tutuş konusunda gerçekten çok başarılı. Hafif böyle yana bükülüyorsunuz. Gidecek mi acaba? Ama Audi'de zaten bunu düşünmenize hiç mahal yok. Audi zaten kendisini bu şekilde kanıtlamış bir araç. Hani dedik ya, Audi neden kendini tasarım anlamında şöyle bir aman aman geliştirmiyor? Özellikle hani bu konularda. Tamam, şu anki modelleri güzel olabilir ama genel olarak aynı formda hala devam ediyor. Diğer markalara baktığımız zaman, bir Peugeot'a, bir Hyundai'ye baktığımız zaman veya Mercedes'e baktığımız zaman, belki onlarla kıyaslamak çok doğru olmaz ama hani ciddi değişikliklere gittikleri oluyor. Yani bir kasayı çıkıyor, diğerini inkar ediyor. Bir kasayı çıkarıyor, ötekini inkar ediyor. Böyle gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Audi'de bunu çok göremiyoruz ama
İşte Audi'nin yıllardır süregelen o Audi olma özelliği, teknik anlamdaki, mekanik anlamdaki Audi'nin özellikleri kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini siliyor. Yani Audi herhalde diyor ki benim zaten kemik gibi kitlem var. Ya ben arabayı ne yaparsam yapayım alacak benim bir tayfam var. O yüzden de hani dükkana esnaflar olur, kimi gelir de işte yani satsın satmasın önemli değil. Hani vakit geçirmeye gelir ya, herhalde bunlar da fabrikaya öyle geliyorlar gibi bir hissiyat var bende. Ama teknik anlamda da Audi'ye diyecek bir şey yok. Yol tutuş konusunda, konfor konusunda kesinlikle ağzımızı açamıyoruz. Şimdi performans konusuna geldiğimiz zaman performans konusunda aslında yeterli bir araç. 2000 motor da bu araca yetiyor. Ama şahsi olarak ben daha önce 3000 motoru da kullanmanın o verdiği haz ve keyif tabii ki bu araçta kendisini hissettiremiyor. Yani bir 3000 motorla kıyasladığımız zaman. Ha bu arabaya da gider miymiş bu? Gidermiş. Ama daha önce yayının başında da belirttiğim sebepler engel teşkil ediyor. Onun dışında da yeterli bir motor. Uzun yolda size keyif verecek bir motor. Ama çok aşırı performanslı bir motor beklemeniz bu cüsseye, bu motorda yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu araçlarda geri görüş kamerası, bu park sistemleri opsiyon olarak sunulmuş. Mesela bu araçta da yok ama ön ve arka sensörler mevcut. Bu sensörlerin de algısı çok iyi. Hemen altta tuş var. Bu sensörleri açıp kapatabiliyorum. Onun yanında mesela ESP tuşu var. ESP'yi açıp kapatabiliyorum. ESP sistemini. Onun yanında yokuş iniş destek sistemi var. Önümde de at var. Daha neler göreceğiz. Auto hold tuşum var aynı zamanda. Yokuşta arabayı salmayan benim sevdiğim özelliklerden biri. Auto hold'a da bastığım zaman yokuşta araba kendisini salmıyor. Ayağınızdan gazı çektiğiniz anda o şekilde kalmaya devam ediyor. Evet, gelelim fiyat konusuna. Şimdi bu ikinci el 11 yaşında bir araç olmasına rağmen bu aracı alabileceğiniz fiyatlara sıfır araç almanız bile mümkün. Diğer markalardan tabii ki de Audi'den değil. Hal böyle olunca da insan ikilemde kalıyor. Ya 10 yaşında araç mı veya sıfır araç mı dediğiniz zaman ister istemez düşündürür. Şimdi bu aracın fiyatını söyleyeyim. Bu araç ikinci el bir araç. Bu araçta iki parça değişen ve bir parça boya olması değerini etkileyen nedenlerden birisi. Ama kilometresi gayet uygun. 113.000'de olması lazım kilometresi. Evet. Bu aracın fiyatı 375.000 TL otogaleride. Bu aracın dediğim gibi 2009 modelleri de var. 2009'a doğru düştüğünüz zaman fiyat da otomatik düşmeye başlayacaktır. Veya daha temizini alayım, işte hatası olsun benim alacağım araç dediğiniz zaman da fiyat biraz daha artmaya başlayacaktır. Mesela bu aracın temizleri 390 bin liraya kadar varabilen fiyatlarda, geçen de fiyatları var. Fiyat konusu da bu şekilde. Bugün Q5 incelememizin sonuna geldik. Deneyimlerimizi olabildiğince aktarmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bölümlerle, yepyeni araçlarla yeniden KON TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.